Yanımda. 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 Bravo. Dur. Otur. Otur. Merhaba Bereket Hayvancılık TV izleyicileri. Ben Şemsettin Şayan. Bu hafta da Sürü Lideriyle Köpek Eğitim programında karşınızdayız. Bu hafta yanımda Carmen var. Avustralya çoban köpeğimiz. Daha önceki bölümlerimizde basit ırk tanıtımı ve basit disiplin eğitimleriyle beraber ilk kez koyunla tanışmasını göstermiştik sizlere. Şimdi Carmen'le birlikte bugün arkamızda 6 tane erkek hayvandan oluşan, bir tanesi büyük koç, diğerleri kuzu olan 6 tane koyunumuz var. Bir de elimizde gördüğünüz gibi bir çubuk, bir değnek var. Şimdi sırasıyla anlatayım bu ne işe yarıyor. Bugün yapacağımız şey, köpeğimiz koyunlarla tanıştı. Köpeğimizi hiç ürkütmeden, mümkün olduğunca bol ve neşeli bir şekilde. Önce koyunlarımızla birlikte saatin ters yönü istikametinde, bu gördüğünüz kapalı alanda. Sonra da saat istikametinde koyunlarımızı köpeğimizin çevirmesini sağlayacağız. Ve bunu becerebilirsek, bunu başarabilirsek, arkamda gördüğünüz az önce giriş yaptığım kırmızı kapıdan koyunlarımızı dışarı çıkaracağız. Koyunlarımızı dışarı çıkartmak birinci kapı deneyimimiz olacak. Çoban köpekliğinde, herding'de kapılar ve geçişler sınava tabi, sınavda soru olarak karşımıza çıkıyor. Bunları da ilerleyen programlarda anlatacağım size. Carmen buraya. Gördüğünüz köpek aslında koyunu görünce zaten heyecandan yerinde duramıyor. Şimdi bu ne işe yarıyor? Az önce söylediğim şey vardı ya sevgili izleyenler. Bir sağ tarafa, bir sol tarafa koyunları çevirteceğim. Şimdi köpeğim işi bilmiyor. Koyunlar da köpeği tanımıyor. Birincisi koyunları ürküterek belli bir yöne yönlendirmek ve belli bir yönde durdurup tekrar geri göndermek için bunu kullanacağım. Onun için ucunda renkli, dikkat çekici ve ürkütücü materyal kullanıyorum. Bunun yerine ince bambu kamışın ucuna bir kırmızı poşet, bir dikkat dağıtıcı renkli bir poşet bağlayıp aynı işlevi onunla da yapabilirsiniz. Bu aynı zamanda etrafı mum kaplı, parafin kaplı, hiçbir şekilde can acıtmayan, vurduğunuz zaman da ikiye kırılacak karton kalınlığında bir şey. Aynı zamanda köpeğimin benim elimdeki objeye de uyum sağlamasını istiyorum. Şimdi köpek mantık olarak karşıdan gelen birinin elinde sopayı gördüğü zaman ürkecektir. Ürktüğü zaman ya saldırır ya geri kaçar. Dolayısıyla ben köpeğimle çalışmaya başladığımda bu aksesuarımı yavaş yavaş köpeğime değdirir, köpeğimin yanında tutar, köpeğimin bundan korkulmayacak bir şey olduğunu anlamasını sağlar isem, köpeğim koyunla çalışırken bundan ürkmeyecektir. Ama koyunlar bundan ürkecektir. Dolayısıyla köpeğimin cesaretini artırmak için koyunlara yön verirken köpeğimle birlikte elimdeki çubuğu da kullanacağım. Köpek bunun kendisine yardımcı bir aksesuar olduğunu öğrenecek, bundan korkmayacak. Nasıl bizim çoban değneklerimiz var? Bu çoban değneklerinin başlangıcı sürü gütme köpeğinde bu. Daha sonra aynı çoban değneğiyle aynı işi de yapabiliriz. Fakat dediğim gibi koyunları ürkütmek adına ve köpeğimin yönü belirlemesi adına çubuğun ucuna takacağım bir parça püskül, poşet, bez gibi şeyler dikkati daha çok çektiği için hayvanları yönlendirmede daha net olacaktır. Benim tavsiye ettiğim köpeklerimizle, koyunla tanışmış köpeklerimizle ilk antrenmanı yaparken köpekteki hırsı görüyorsunuz. Benim arkamdan koyunlara bakıyor. Hiçbir şekilde durdurmuyorum. Biraz da gaza getiriyorum hatta. Özellikle dikkat edilmesi gereken hava sıcaklığı, çok sıcak zamanlarda yapmamak. Bundan önceki Carmen'in koyunlarla tanışma seansını özellikle sıcakta yapmıştım. Bunu da neden yaptığımı size anlatmıştım. Sürünün içinde, küçük sürümüzün içinde 6 hayvanımızdan bir tanesi yetişkin koç ve sinirli hayvanlar. Eğer köpeğimi ilk tanıştırdığımda koç çok zinde ve aktif olur, köpeğe zarar verirse köpek bundan korkacaktır. Sıcak havayı da bunun için avantaj olarak kullandım. Birinci tanıştırmada sıcak havayı kullandım. Tamam gideceğiz, sakin ol. Ama ikinci de ilk çevirme egzersizimizde, ilk buna bir çember diyebiliriz, çember çevirme hareketimizde havanın serin, köpeğin ne çok aç ne çok tok,
Koyunların ne çok aç ne çok tok olması gerekiyor. Maksimum 5-6 koyundan oluşan küçük bir grubu köpeğimle 10, bilemediğiniz 15 dakika çalıştırabilirim. 15 dakikadan sonra koyunlarım için çok ciddi risk teşkil etmeye başlar. Allah korusun koyunlardan kayıplar söz konusu olabilir. Bunun için maksimumda 5 dakikayla başlayalım, 10-15 dakikaya daha sonra çıkaralım bu tip egzersizleri. Şimdi kusura bakmayın arkamı dönmek zorunda kalacağım. Koyunların olduğu yere doğru giderken bunu da tekrar üstüne basayım şu aparatımızın. Bunun için siz uzun bir sicim kullanabilirsiniz elinizi yakmamak kaydıyla. Çekiştirdiği zaman köpek eliniz yanmasın diye. Şşt! Kötü hareketlerde anında kötü ses çıkaracağız. Köpeğin koyuna doğru istemsiz bir hamlesi, bu yaptığı heyecandan tasmayı kemirme durumları. Şşt! Hemen düzeltiyorum. Otur. Bravo. Elimizde mekanizmalı tasma var. Bunun uzunluğu 5 metre. Ben o yapmak istediğim şey aynı at manejlerinde hocaların atları çalıştırdığı gibi ata lonj yaptırmak esnasındaki atın arkasından ürküterek atı hafifçe bir çember etrafında koşturma durumunun aynısını 6 koyun ve bir köpekle yapmaya çalışacağım. Şimdiki beklentimiz bu. Onun için sırayla önce köpeği soluma alarak, kusura bakmayın arkamı döndüm yine, koyunların tam yanına, benim bulunduğum mesafenin tam karşısına gidiyorum. Ve daha sonra köpeğimi oturtuyorum. Otur. Kendimce bir komut belirliyorum. Git, bul, çıkart. Bak. Bak Carmen. Otur. Hop. Dayda. Şimdi köpeğim çok sinirli. Koyunlar köşede. Köpeğimi düzeltip şşt, şşt, yanıma. Daha yavaş bir şekilde koyunları çevirmeye başlayacağım. Şşşt, 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 şşşt. Evet, evet. Evet. Şşşt. Lay down, lay down, lay down. Şşşt. Bravo, bravo. Şimdi ters tarafa çeviriyorum. Hop, 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 hop. Önünü kestiriyorum. Gördünüz. Şimdi, hayda. Dur. Otur. Koyunlar köpekle benim aramda. Tekrar deminki istikamete koşturmaya başlıyorum. Duruşumu görüyorsunuz. Önünü kestim koyunların. Devam ettireceğim bu tarafa doğru. Hey 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 hey. Tekrar köşeden çıkartmaya çalışıyorum. Evet. Hadi, hadi, hadi. Koş. Evet, başladık. Görüyorsunuz. Lay down. Lay down. Lay down. Ya. Sürüyü böldük. Otur. Bravo. 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 Köpekteki hırsı düşürmek gerekiyor. Ve köpekteki hırsı düşürürken de kontrollü bir şekilde düşürmek gerekiyor. Birdenbire köpeği ağır bir cezayla, ağır bir vücut diliyle düşüremezsiniz. Farkındasınız, yavaş yavaş saat yönüne girmeye başladık. Şimdi köşede yine sıkıştıracağız. Şşt. Şşt. Eyda. Şşt. Şşt. Burada en dikkat etmemiz gereken şey koyunların üstüne çok gitmeyin. Koyunları yormayın. Yavaş yavaş çalıştıralım. Şşt. Şimdi yine önce bu yöne yolluyorum.
Daha sonra köşeye sıkıştırıp terse alacağım. Şşt. Otur. Bravo. Haydi. Önlerine gönderiyorum. Önlerine. Dayda. Köpekteki koyuna teması gördünüz. Şimdi tekrar sıkıştıracağız. Ters taraftan. Köşeye götürüyorum. Hop. Heya. Heya. Önlerine geçiyorum. Evet, köpeği burada durduruyorum. Otur. Otur. Hemen koçu alalım. Evet, bravo. Şşt. 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 Bravo. Bravo. Şşt. Ho, here. Zit. Şşt. Otur. Al koçu. Aferin. Al. Bas, 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 bas. Pişt. Bravo. Şimdi o tek kalan hayvanı buraya getireceğiz. O geliyor. Köpeği fark ettiniz. Gittikçe hırslanıyor. Ve bazı koyunları ısırmaya başladı. Ama ufak ufak ısırıklar. Ben dikkat ediyorum ona. Hayvanlarımız kırkılmamış. Aykırı hareket eden hayvana ufakça dokunuyor. Havlamayı hiç kesmiyorum. Hatta seviyorum o havladıkça. Bir kez oturtuyorum burada. Otur, bekle. Kapıyı açacağım. O arada koyunlar bu tarafa geçecek. Daha sonra köpekle beraber kapıdan dışarı çıkaracağım koyunları. Şşşt, 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 şşşt. Evet, koyunları yerine gönderdik. Kapıyı açıyorum. Köpeğim, şşşt. Yavaşça yine tel boyundan koyunları çevirerek bu kapıdan dışarı çıkaracak. Dur bakalım. Çok yavaş yaklaşıyorum. Hırsı arttırırsam köpekte koyunları ısırma problemi başlayabilir. Onun için yavaş yavaş hareketlerle koyunları yönlendiriyorum. Köpek solda. Ya. Hopa. Arkada kalanı al. Hop 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 hop. Dur dur. Bekle. Gel. En önemlisi de iş bittiğinde köpeği yanınıza çağırmak. Köpeğin yanınıza zevkle gelmesi. Köpek gelirken de köpeği düzgün bir şekilde ödüllendirmeniz. Bu arada sizin için tavsiyem de bu işleri yaparken siz de çok aç karnına çıkmayın. Burada ufak bir alanda yapıyoruz. 6 koyun ve bir köpekle başlangıç denemesi yapıyoruz. O bile performans isteyen bir durum. Dediğim gibi bu egzersizleri yaparken sizin de efor sarf edeceğinizi düşünerek birçok şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Kendinizle de alakalı. Aynı zamanda Carmen'de gördüğünüz koyunlarla olan son aksiyonlarda artık küçük nipping dedikleri ön dudakla hayvanı ürkütme ısırışlarına başladı. Şşt, eğer ben orada sesimi yükseltmesem, tasmayı net kullanmasam köpeğin koyuna karşı olan hırsı iyice artacak ve köpeğim koyunları ısırmaya başlayacak. Isırmaya başladığında ise köpek koyunlara daha dominant davranmaya başlayacak ve birçok koyun dolayısıyla sürünüz bundan zarar görebilir hale gelecek. Şimdi bugün basitçe birkaç metre sol, birkaç metre sağa çevirttiğimiz koyunumuzu köpeğimizin disiplin eğitimi, itaat eğitimi arttıkça burada tasmasız bir şekilde tamamen döndürebilir hale geleceğiz. Birinci kapıdan geçecekler. Ortada küçük bir ağıl planlayacağız. O küçük ağılın içine sokacak ve o küçük ağılın içinden çıkartıp tekrar bize getirebilir hale gelecek. Bir yandan da sesi duyuyorsunuz. Köpekteki havlama sesini. Köpekte hırs arttıkça
bazı ırklarda, özellikle Avustralya çoban köpeklerinde ve Australian Cattle Dog'larda, bu Border Collie'lerde çok fazla olmuyor, onlarda da olmakla birlikte, hırs arttıkça köpekteki havlama ve havlamanın hemen arkasından da nipping'ler, küçük ısırıklar geliyor. Havlamaya müsaade etmelisiniz. Küçük ısırıklara dozunda müsaadeler olmalı. Ve bu bizim gördüğümüz alanın etrafı telle çevrili. Sizin de küçük egzersizlerinizi mutlaka bir profesyonele danışarak benzer alanlarda yapmanızı tavsiye ediyorum. Tüm sürü lideri programları için bu bir hatırlatmadır. Bizim burada uyguladığımız teknikleri profesyonellere danışmadan ya da onlardan yardım almadan yapmamaya çalışın. Çünkü bu tip durumlarda doğabilecek birçok eksiklik sayabilirim. Köpek koyunu yaralayabilir, koyun köpeği yaralayabilir, siz kendinizi yaralayabilirsiniz. Eğitimle alakalı bir sürü hata yapıp köpeği koyundan korkar hale getirebilirsiniz. Dolayısıyla şahsi olarak ben sorumluluğu üstümden devretmiş olayım burada karşınızda bunları söyleyerek. Siz de profesyonellere danışmadan ve profesyonel destek almadan bu tip egzersizlere çok fazla girmeyin. Ama dediğim gibi amacımız bu tarz köpekleri ülkemizde yetiştirip sürü sahiplerine vermek. Anadolu çoban köpeklerinin, kangalların ve malaklıların yaptığı sürü koruma hizmetinin yanı sıra değişik ırklardan Avustralya çoban köpeği, Border Collie, Australian Cattle Dog, Sheltie gibi bir sürü hayvanı da ülkemizdeki sürülere sürü yönlendirme ve sürü gütme köpekleri olarak koymak. Şimdi düşünün, işimiz çok kolaylaşacak. Birçok videoyu, birçok benzer köpeklerin filmlerini izlemişsinizdir internet ortamında. Biz de ülke olarak bunu yapacağız. Buna niyetliyiz, azimliyiz. Bunun için çalışıyoruz. Ve Bereket Hayvancılık TV kanalıyla da sizlere bunun birebir sunumunu yapmaya çalışıyoruz. Bu haftada ben Şemsettin Şayan'la beraber bir sürü lideri programında Bereket Hayvancılık TV'de bizleri misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya başka bir programımızda görüşmek üzere. Berekette kalın, bereketli kalın.